Öncelikle alüminyum soğutucunun et kalınlığı ince olmamalı. Bu arada NVMe SSD üretici firmalar maksimum 82-88 derece diye bir limit belirlemişler. Bu yalandır arkadaşlar. Buna inanmayın. Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size NVMe SSD'ye soğutucu nasıl takılır? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ben hazır olarak yaptım bir tane. Bunu bir görün istedim önce. Biz bu hale getireceğiz. Bu arada bilgi de vereyim. Sıfır almış olduğum NVMe SSD soğutucu bu şekilde. Markaya takılmayın. Neden markaya takılmayın? İlla da marka olsun diye pahalı ürünler satın almayın. Öncelikle alüminyum soğutucunun et kalınlığı ince olmamalı. Yani bunun gibi olmalı. Et kalınlığı dikkat edin. Çünkü burada çip ısındığında ısıyı dışarıya verebilsin. Bu arada bu NVMe SSD üretici firmalar maksimum 82-88 derece diye bir limit belirlemişler. Bu yalandır arkadaşlar. Buna inanmayın. Sakın ha 80 derecelerde bunu kullanmayın. Yani yazılımın içine bile, yani şu NVMe SSD'lerin yazılımının içine bile böyle bir ibare eklemişler. Bu büyük bir hatadır. Eğer 50 dereceden yukarıya çıkarsa bilin ki bunların ömrü kısalacaktır. Sakın ha bunu çıplak kullanmayın. Laptop olsun, masaüstü anakart olsun çıplak kullanmayın. Mutlaka soğutucu kullanın. Yine bahsedeyim, illa da kaliteli NVMe SSD soğutucu almanıza gerek yok. Kriter belli. Kalın olmalı. Artı NVMe SSD'yi estetmemeli. Şimdi öncelikle ben ne yaptım? Bu iki adet NVMe SSD aynı marka, aynı model. Bunun üzerindeki etiketi ben söktüm. Bu şekildeydi. Ben bunu söktüm. Bu sökülmeli. Çünkü bu etiket zaten ısınmasına sebep oluyor. Bir dezavantaj daha bu. Bir kötü durum daha bu. Bunu ben çıplak hale getirdim. Arkadaki etiketi de söküyorum. Bunlar önemli. Çıplak hale geldi. Gördüğünüz gibi. Sakın ha etiketle bunu yapıştırmayın. Sakın ha. Şimdi ne yapacağım? Selülozik tiner ya da saf alkol ile temizlik yapacağım. Yani etiketten kalan yapışkanları kazıyacağım, temizleyeceğim. Ama tabii dikkat edin. Fazla bastırmayın. Bu arada bu işlemi yaparsanız NVMe SSD'nin garantisi biter. Bunu da söyleyeyim. Yani garanti dışı kapsamına girer. Kendinize güveniyorsanız bu işi yapın. Ya da garanti süresi bitmişse bu işi yapın. Ama tabii garanti süresi bitince NVMe SSD'nin de işi bitecek. Bu da bir paradoks maalesef. Şimdi bu haldeydi, bu hale geldi. Bitti. Bu kısa olanı NVMe SSD'nin 256 GB. Bu da uzun olanı. İkisi de aynı işlevi yapıyor. Bir fark yok. Hatta bu kısa olan okuma hızı bundan daha iyi. Bunu da diyebilirim. Yani bu kısa diye bunun hızı iyi değil ya da düşüktür. Böyle bir beklentiniz olmasın ya da böyle bir tahminde bulunmayın. Yanılırsınız. Bu ince olanı altına yapıştıracağız. Diğer ince olanı da en üste yapıştırıyorum. Bakın dikkat ederseniz burada çip var. Çipin kalınlığı var. Yani şu bölgede aynı kalınlığı karşı tarafa da verdim. Çünkü bu klipsler sıkma yaparken
dengesiz olmasın, açmasın zamanla diye. Tam hizada olsun, aynı kalınlıkta olsun diye bu şekilde yaptım. Buna mutlaka dikkat edin. Yoksa ileriki zamanlarda açılma yapar. Evet, bitti. Bu şu anda yaklaşık 10-20 derece ya da daha fazla bir soğutma elde edecek. NVMe SSD'mizin ömrü 2 ya da 3 sene ise bu 10 sene belki daha fazla olacak. Ekran kartı soğutucusunun vidasının ne işe yaradığını gördünüz. Normal şartlarda bu vida olmuyor ama bu şekilde tam uyumlu, mükemmel bir çalışma yapmış olduk. Bunu aynı şekilde iki ekran kartı slotu olmayan anakartlarda da kullanabiliriz. Yani 1155 ofis tarzı anakartlarda da kullanabiliriz. Böyle bir adaptör ile bu şekilde tamam. Yine demiri olan çarpı 1 adaptörü de var elimde. Buraya da takabiliriz. Evet, bu da tamam. Bu NVMe SSD'ler yaklaşık olarak 3. nesil işlemcilerde 3600 MB bölü saniye veri okuyor. Ama bu hangi adaptörlerde okuyor? Bu şekilde çarpı 4 adaptörlerinde okuyor. Eğer bunun gibi çarpı 1 adaptörlerinde kullanırsanız hızları düşecektir. Yani yarı yarıya düşecektir. 3. nesil ve daha sonra işlemciler için 800 MB bölü saniyeye düşecektir. Şundan da bahsedeyim. Bu adaptörlerin çarpı 16 sözde slotları var. Sözde diyorum. Çarpı 16 slotlar hiçbir zaman anakartın üzerinden çarpı 16 veri alamaz. Çünkü zaten NVMe SSD'lerin üretim şeması çarpı 4 adaptörler için ya da çarpı 4 PCI Express veri hızına göre üretilmiş. Yani çarpı 8 ya da çarpı 16 alabilmeniz için ayrıca modül gerekir. Yani bundan çıkan veriyi 2 katına ya da 4 katına çıkartmak için modül olması gerekir. Böyle adaptörler de var ama piyasada pek yok. Bunu çoğunuz bilmez ama pahalılar. Bunu da söyleyeyim. Bu bilgiyi de vereyim istedim size. Şimdi çarpı 4 adaptörümüzü ve üzerine NVMe SSD sürücümüzü çarpı 16 slotuna taktık. Şimdi bu çarpı 16 hızındaki bir slot, yani işlemci şeritlerinden buraya gelen veri yollarına göre, yani sayılarına göre NVMe SSD performans gösteriyor. Yani işlemcinin şerit sayısına bağlı biraz da bu. Artı anakartın yapım aşamasına da bağlı. 1, 2, 3 tane çarpı 16 slot var. Bir tane de çarpı 1 slot var. Pardon, 2 tane. Ben buraya çarpı 16 destekli NVMe SSD adaptör taksaydım hiçbir anlamı olmayacaktı. Çünkü üzerindeki donanım çarpı 4 veri hızında çalışıyor. Göstermelik olur sadece. Çarpı 16, çarpı 8, çarpı 8 misal. Bu anakartın çalışma prensibi böyle. Ben bunu çarpı 16'ya da taksam aynı hızı verecek. Çarpı 8'e de taksam aynı hızı verecek. Diğer çarpı 8'e de taksam aynı hızı verecek. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Ancak ben bunu çarpı 1'e takarsam böyle, haliyle hız yarı yarıya düşecektir. Bunu bilin istedim. Aynı şekilde bu da çarpı 1 adaptörü. Şimdi bunları neden anlattım? Bu elimde görmüş olduğunuz anakart legacy, yani sözüm ona eski diye tabir edilen bir anakart. Ancak bana göre eski değil, o ayrı. Birçoğu bu anakartın yüzüne bakmayabilir. Bana göre gelmiş geçmiş en iyi anakartlardan, chipset bazında en iyi anakartlardan biri. Ben öyle görüyorum. Yazılımla uğraştığım için öyle görüyorum. Veri hızlarına baktığım zaman öyle görüyorum. Bu anakart X58. Bunun devamı X79.
Onun da devamı X99. Dikkat ederseniz hep X var başında. Bunun anlamı şu: bilinmeyen, yani ne yapacağı belli olmayan. Neden bunu söylüyorum? Intel bu chipsetleri üretirken aslında kendini test ediyor. Yani kendi mühendislerini de test etmiş oluyor. Bu anakartlar bu sebeple uçuk kaçık anakartlar. Ne yapacağı belli olmayan. Bu yaklaşık 12 senelik bir anakart. 12-13 senelik bir anakart. Ama şu dönemde hala kullanabiliyorum. Ve sadece ben değil, birçok kullanıcı, bu en zengin ülkede olsa hiç fark etmiyor. Çünkü bu anakartlardaki performans diğer anakartlarda yok. Bunu bilin. Bunun varisi olan X79 ya da X99'lar bunun kadar iyi değil. Bunu da bilin. Çünkü yeni X79, X99 evet güzel anakartlar, ancak üzerindeki çipler çok dandik. 3 sene ömürleri var hepsinin de. Bu anakart 13 sene geçmiş. Bakın dikkat edin. Ben burada anakart tanıtımı yapmıyorum. Bunu yanlış anlamayın sakın. Ben sadece size gerçekleri söylüyorum. Doğru bildiğiniz yalanları aslında bir nevi yüzünüze vuruyorum. Sorgulamak gerekir. Neden, niçin, niye? Bu soruları sormadığımız müddetçe biz elin oğluna bakarız. Aynen öküzün trene baktığı gibi. Hani şöyle de diyorum aslında. Bize Amerikan filmlerinde, bu Texas filmlerinde bir tren böyle sürekli hareket halinde, işte istasyondan istasyona giden trenleri bize gösterdiler. Doğru. Biz bunların filmleriyle büyüdük. Peki o trene bakan televizyondan kimdi? Onun cevabını ben vermeyeyim. Bizi böyle aldattılar. Ben de size içinde tren olan içerikler anlatmıyorum. Size hakikatten bahsediyorum. Doğrulardan bahsediyorum. İşinize gelir gelmez, o sizin bileceğiniz iş. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görevimi yerine getirdiğime inanıyorum. Bu kadar. Bunlar da sıcaklık değerleri ve veri hızları. Bu anakart X58 chipset ve PCI Express 2.0 destekli olduğu için yaklaşık 1600 MB bölü saniye veri okuma hızı var. Haliyle anakart biraz iyi olduğu için 1809 almışım bu sürücüden. Sıcaklık değerleri görüyorsunuz. 17 derece. Buradan yenile diyelim. Evet. Yani çok düşük sıcaklıklar bunlar. Eğer bu soğutucuyu kullanmamış olsaydım 30-40 derecelerde gezinecekti. Ve yüke bindiğinde daha da yukarı çıkacaktı. 60 dereceleri, belki 70 dereceleri görebilirdim. Ama bu sıcaklıklar 17-18 derece çok çok iyi bir değer. Bu soğutucunun neler yaptığını hep birlikte görmüş olduk. Evet arkadaşlar, bunu tamamladık. Umarım siz de kendiniz el becerisiyle basit olan bu işlemi yapabilirsiniz. Size gösterdiğim detaylarını, nasıl yapılacağını. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olunuz. Kanalıma destek olursanız ben bu içerikleri yapmaya devam edeceğim. Ayrıca abone olmayı da unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.